Avukat Bey, sizi gördüğüme şaşırdım. Gelmeyeceksiniz sanıyordum. Fikrimi değiştirdim. Ziyadesiyle ısrar ettiler. Bahar Hanım'dır herhalde ısrar eden. Size iyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Ben nasıl görünüyorum peki? Şahanesin. Teşekkür ederim. Serra Hanım gelmiş mi? Gördün mü? Serra mı? Henüz gelmemiş ama gelir mutlaka. O baloları hayatta kaçırmaz. Evet, çok güzel bir yermiş. Her sene burada mı kutluyorsun? Evet, evet. Hakime Hanım. Bu ne zarafet? Namınızı bilmeyen yok. Lakin bu kadar güzel olmanız çok şaşırttı beni. Sizi hiç böyle tahayyül etmemiştim. Nihayet tanışabildik. Babamdan ve Melih'ten çok dinledim sizi ama bir türlü fırsat olmamıştı. Bakan Bey nasıllar? İyiler. Koalisyon için koşturuyorlar biliyorsunuz. Ankara'da ama gelecek. Döndüğünde birlikte bir yemeğe çıkmak isterim. Biz de çok isteriz. Bilhassa Melih. Zaten size çok saygı duyuyor. Patrondan çok öte bir yerdesiniz onun için. Müsaadenizle. Umut abi. Serra Hanım'ın gelip gelmeyeceğini öğrenebilir miyiz? Cumhuriyetimizin 50. yılında kıymetli adliye mensuplarımızı ağırlamaktan büyük şeref duyarız. Cumhuriyet, milletimize lütfedilmiş en büyük miras ve elzem bir değerdir. İşte bu değer bizleri devletin yegane ve tabii maliki haline getirmiştir. Cumhuriyetle yönetilen devletlerde bilhassa hukukun üstünlüğü mühim. Adalet ve adaletsizlik bir devletin niteliğini belirler. Adaletin olmadığı bir yerde hürriyetten söz edilemez. Bahar, Serra Hanım gelmeyecek mi yoksa? Vallahi bilmiyorum ki. Yani gelecek dediler ama. Yani böyle bir tanışı ahbabı yok mudur sorsak öğrensek? İyi akıl ettin bak. Bir kız var adı Zeynep. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ben bir gidip sorayım geleyim. Hay yaşa Bahar. Affedersiniz Hakim Hanım. Mühim değil. İzninizle Hakim Hanım. Salih Bey, Bahar'a Serra'yı sormuşsunuz. Birazdan Beyoğlu'nun Müzik Cemiyeti Korosu aramızda olacak. Şimdi ise koromuzun sanatçılarından Aytun. Tamam Zeynep. Ben durumu açıklarım Salih Bey. Peki.
Fatma Hanım. Boşuna buraya kadar zahmet etmişsin. Bana sorsaydın ben söylerdim. Serra bugün beni arayıp müsaade istedi. Ne için? Paris'e gitmek için. Kızıyla bir süreliğine Paris'e gitti Serra. Kaçtı demek ki. Ne demek kaçtı? Kimden kaçacak? Bu nasıl bir üslup? Hakim Hanım, sizinle tartışmak istemiyorum. Müsaadenizle. Salih Bey. Nereye? Ben konuşma bitti demedim. Keşke demez olaydım. Seni nereden gördüm keşke görmez olaydım. Dünyada sevdiğim bir tek sen vardın. Evvelce ben değil hep sen yalardın. Şimdi bana neden ne gibisin? Halbuki sen bana nasıl yardım? Ne demek istedin Salih? Hı? Neyin peşindesin? Tanımadan etmeden bir insanı nasıl suç ortağı yaparsın? Ha? Nasıl itham edersin? Bu mu senin adalet anlayışın? İnsanlar bize bakıyor Hakim Hanım. Ne yapmaya çalışıyorsun Salih? Kızım seni nasıl çağırdı? Ben sadece adalet istiyorum Hakim Hanım. Nasıl laf bu şimdi? Niye yapıyoruz bu mesleği? Hepimiz adalet istiyoruz. Madem öyle, neden Serra Aşık'ın birden sırra kadem basmasına şaşırmıyorsunuz? Cinayetin tek tanığının elini kolunu sallayarak çekip gitmesine nasıl izin veriyorsunuz? Serra sanık değil, tanık. Önce size bunu hatırlatırım. Ayrıca Serra kaçmadı. Bu Nazif Karan'ın bir oğlu varmış. Mahir miymiş, neymiş ismi? O kabadayı bozuntusu gitmiş kızın kapısına dayanmış. Annesini tehdit etmiş. Ne münasebet genç bir anneyi korkutmak. Yaşlı bir kadını tehdit etmek. Asıl bu Mahir Karan'ın ifadesini aldırtmak gerek. Tabii tabii. Haklısınız Hakim Hanım. Onu da karakola alalım. Bana kalırsa Nazif Karan'ın bütün ailesini yargılayalım. Hatta hepsini karakola çekip bir izah verelim. Babasından başlayalım. Yargısını infaz yapalım. Asalım adamı olsun bitsin. Olur mu Hakim Hanım? Şimdi ise sırada koromuzun yepyeni sesi Ali. Hakime Hanım. Ne işiniz var burada Salih Bey? Mühim bir gelişme olmuş. Onun için geldim. Tamam geliyorum. Balık sen bunları içeri koy. Yukarı çıkar tamam. Hadi gir içeri. Gir içeri sen. Nazif Kara, suçu üstlenmiş. Haberiniz vardır herhalde. Elbette haberim var. İlk ağızdan öğrendim. Ama evrak daha dosyaya bile işlenmedi. Senin nereden haberin oldu? Sana soruyorum Salih Bey, itiraf ettiğini nereden öğrendin? Nazif Kara'nın avukatından. Sizi böyle tatil gününüzde rahatsız ettim ama ne düşündüğünüzü de merak etmeden duramadım. Gene haddimi açtıysam derhal gideyim. Yok. Konuşalım biraz. Buyurun. Karıştırıyorsun lan sen.
Buyurun oturun. Buyurun. Sormadan edemiyor insan. Neden? Şimdiye kadar yapmadım diyen, bir ay sonra duruşması olan bir insan neden durduk yere suçu kabul eder? Vicdan. Ne zaman umutlansam sizin gönül gözünüzün açık olduğuna? Beni hep yanıltmayı başarıyorsunuz. Sen neden bu kadar gerginsin? Tırnakların hep dışarıda. Gören de asılacak olan adamı senin baban sanır. Hakim Hanım, her sanığa önce suçsuz mu diye yaklaşılmasından yanayım. Suçu ispat edilene kadar her kişi masumdur. Öyle değil mi? Hukuk kuralı. Bu üslupsuzluğun senin bir gün başına bir dert açacak, ben sana söyleyeyim. Karşında bir mahkeme reisi olduğunu unutuyorsun çoğu zaman. Gözümün içine baka baka... Neyse Salih Bey, biz bunları mesaide konuşalım. İyi günler Ferit Hanım. Ha bu arada... Buraya kadar gelmişken dün gece için benden özür dileyeceğini düşünmüştüm. Feride Hanım, herkesin bir yaratılışı var. Evet, sivri dilliyim, bazen ani çıkışlarım olabiliyor. Ama sizin de benden aşağı kalır yanınız yok. Ben sizi olduğunuz gibi kabul ettim. Siz de beni böyle kabul ederseniz sevinirim. Şurada 20 gün kaldı stajınızın bitmesine. 20 gün daha katlanacağız artık birbirimize. Sonrası yok. Evet, 20 gün. Dile kolay. 20 gün. Ne vardı Salih Bey? Bunları size getirdim Hakim Hanım. Nedir bunlar? İşkence altında alınan ifadeler. Ve bunlarla alakalı emsal teşkil edecek davalar. Ben senden böyle bir şey istemedim. Niçin getirdim bunları? Nazif Kara durup dururken neden suçunu üstlendi? Bir daha düşünmeniz için. Bakın, bu da bir sene önce. Sanık suçunu kabul etmiş. Fakat avukatının yardımıyla işkence rapor edilmiş. Hoş, eziyet edenler küçük bir cezayla kurtarmışlar ama... en azından sanığın suçsuz olduğu anlaşılmış. Nazif Kara da aynı durumda diyorsun yani. Feride Hanım, adam idam edileceğini biliyor. Düpedüz intihar bu. Üstelik de o kadar suçsuzum diye direnmişken... şimdi neden durup dururken böyle bir ifade veriyor? Hiç mantıklı değil. Haksız mıyım? Müsait misiniz? Buyurun savcım. Turgut savcım. Sizce Nazif Kara işkence görmüş olabilir mi? İşkence mi? Mümkün değil. Nereden çıktı şimdi bu Hakim Hanım? Salih bir takım araştırmalar yapmış. Aslında hepsi bildiğimiz dosyalar, emsal davalar, doktor raporları. Benim kafamda zaten bir sürü soru işareti vardı. Bunu araştıralım Turgut Savcım. Mahkememde herhangi bir şahit olsun istemiyorum.
Bu memlekette böyle davalar yoktur desek yalan olur. Ama şu da gerçek ki bir kere olması hep olacağı anlamına gelmez. Yani bu davalar bizim dosyanın delili değil. Burası öyle savcı bey ama... Lafımı bitirmedim avukat bey. Sabırlı olun. Şimdi gerçek şu ki ölen kişi bir adliye mensubu. Herkesin sevdiği, çok kıymetli bir insan. Cezaevindekiler için de durum aynı. Zamanında birlikte mesai yapmışlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama tabii ki hiç sanmıyorum. Cezaevi savcısı Ömer Bey bu konularda çok hassastır. Gerekeni yapalım Turgut Savcım. Tabii ki. Her ne gerekiyorsa yapılacak. Ha Salih Bey, Ahmet Hoca sizin döneminizde fakültede derse giriyor muydu? Evet. Siz kaç girişlisiniz peki? 68 Savcı Bey. Benim bildiğim Ahmet Hoca 67'de emekli oldu ya. Ya ben birinci sınıftayken fakültede Ahmet Hoca vardı. Demek ben yanıldım. Turgut Savcım nereden çıktı şimdi bu mevzu? Ahmet Hoca Salih'i tanıyorsa onunla gurur duyar diye düşündüm. Biliyorsun Ahmet Hoca da Salih gibi muhalefetten ve polisçilik oynamaktan çok hoşlanan bir avukattı. Lokalde gördüğümde senden bahsedeceğim. Selamını da iletirim. Turgut Bey. Telefonunuz var. Barodan arıyorlarmış. Geliyorum. Kusura bakmayın. Acil bir durum. Çok mühim bir dosya bekliyordum. Sanırım ondan haber geldi. İzninizle. Evet, buyurun. Abla, benim Melih. Melih, sesin niye telaşlı? Neşe, annem iyi mi? Abla, cezaevinde isyan çıkmış. Senin şu idamlığın koğuşunda. Yazı işleri şefi de beni gönderdiler. Piyango bana vurdu. Ciddi olamazsın. Kötü haber mi? Dur Melih. Cezaevinde isyan çıkmış. Nazif Kara'nın koğuşunda. Buldun mu istediğim dosyayı? Buldum tabii. Bulmaz mıyım? Salih İpek'in değil mi? Tabii tabii. Adamın hakkındaki her şeyi çıkarttım. Fakülteden diploması bile geldi. Güzel. Hemen geliyorum. Bir inceleyelim bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hastaneye mi kaldırılmış? Kötü mü peki durumu? Durum bayağı ciddi. Kimileri sabaha çıkmaz diyor. Sorumlusu kim peki? Anladım. Tamam Melih, kolay gelsin. İsyan Nazif Karan'ın revire çıkartılmamasıyla başlamış. Neden revire çıkaracaklarmış ki? Hasta mıymış? Yani... Şimdi nasılmış peki durum? Yani kötüymüş. Hastaneye kaldırmışlar. Melih benim kardeşim, muhabirdir kendisi. Belki de duruşmada Nazif Karan'ı dinlemek nasip olmayacak. İsterseniz, yani müsaade ederseniz ben gideyim. Nazif Kara'yı görmeye kendim gideceğim. Peki. Siz bilirsiniz Hakim Hanım. Hadi. Sen de benimle geliyorsun. Thank you.
Pardon beyefendi, pansuman zamanı. Yanlış geldik galiba Hakim Hanım. İçeride Nazif Kara yok. Biliyorum, biliyorum. Hastaneye girerken sen önden gittiğin için fark etmedin. Nazif Kara'nın koğuşunda görevli olan gardiyanlar da burada. Serdar Güven ve Murat Talipoğlu. Ben de Nazif Kara'dan önce onlarla bir görüşeyim dedim. Adamlar ağır dayak yemiş ama korkudan trafik kazası demişler. Doktor dert raporu vermiş. Şu pansuman bitsin, Nazif Kara'dan önce bir de onlarla konuşalım. Onlar ne diyecekler senin bu işkence iddialarına? Bir de bu sözde kazanın Nazif Kara olayıyla ilgisi var mı, onları konuşalım. Hakim Hanım, pansuman daha sürecek gibi. İsterseniz önce mahkeme gidelim, sonra gardiyanlara geliriz. Şimdi sordurduk, uyuyormuş Nazif Kara. Öyle mi yapsak acaba? İyi, hadi. Pardon Hakim Hanım, beklettik sizi. Pansumanda bir sorun çıktı da, buyurun. Mühim değil. Geçmiş olsun. Sağ olun Hakim Hanım. Nazif Kara bir itirafname imzaladı biliyorsunuz. Bu itirafnameyi imzalarken baskı ve işkence gördüğü iddia ediliyor. Ne diyeceksiniz bu hususta? Hakim Hanım, biz işimizi yaptık. İşinizi yaptınız. Sizin işiniz işkence yapmak mı? Hı? Hem nedir sizin bu haliniz? Kaza geçirdik demişsiniz. Basbayağı dayak yemişsiniz. Bu olayın Nazif Kara'nın itirafnamesiyle bir alakası var mı? Size soruyorum efendiler, yakarım memuriyetinizi. Sizi kim bu hale getirdi? Son kez soruyorum ve derhal bir açıklama bekliyorum. Sizi kim bu hale getirdi? Geçmiş olsun. Bayağı şiddetli bir kaza olmuş. Evet, cevap bekliyorum. Bu durumunuzun Nazif Kara ile ilgisi var mı? Kaza mı yaptınız, kavga mı ettiniz? Beyler. Hakim Hanım size bir soru sordu. Ailevi bir mesele. Sizi alakadar etmez Hakim Hanım. Olayın ne Nazif Bey ile ilgisi var ne de işle. Emin misiniz? Ne diyorsak o Hakim Hanım. Peki. Çıkabiliriz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun beyler. Allah beterinden saklasın.
İnandınız mı adamlara? Yatıp parayı da bir görelim. Zatüre başlangıcı. Ciğerleri iyi değil. Vücut direncini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu nedir ya? Adam hasta, görmüyor musun? Çöz kelepçelerini. Sana söylüyorum, çöz kelepçelerini. Ama Hakime Hanım. Ne ama? Bu halde nasıl kaçacak? Duymadın mı doktoru? Hemen çöz kelepçelerini. İyileşince takarsın yine. Hadi çöz. Allah Allah. Gözünü açtı. İyi misiniz? Mahir mi dedi acaba Salih Bey? Oğlunun adı ya. Onu sayıklıyor. Belli ki iyi değil, bizimle konuşamayacak. Size söylemiştim bunu Hakim Hanım. Nazif Bey. Bakın Hakim Hanım sizle konuşmak için kalkıp geldi. Biliyorum iyi değilsiniz. Çok geçmiş olsun. Ama lütfen biraz zorlayın kendinizi. Davanız için bu çok önemli. Şu işkence gördüğünüz için mi üzerinize aldınız? Neden o itirafnameyi imzaladınız? Biraz zorlayın kendinizi. Biraz toparlayın hadi. Salih Bey. Bence konuşacak halde değil. Gidelim. Geçmiş olsun. Kötü durumu. Konuşabilseydiniz iyi olacaktı. Ben bir şey olur da duruşmaya çıkamaz diye gelip görmek istemiştim. Ama belli ki duruşmaya kadar iyileşecek. Demek ki orada dinleyeceğiz. Doktor Bey, Nazif Kara'yı detaylı muayene ettiniz mi? Peki işkence görmüş mü? Boğazında bir morluk var. Ama net bir bulgu yok. İşkence demek zor. Vücudunda da bir darp izine rastlamadık. Emin misiniz? Evet. Ama siz de benim gibi bilirsiniz ki işkence demek sadece dayak demek değildir. İz bırakmadan da işkence yapılabilir. Bunun anlaşılabilmesi için önce hastamın iyileşmesi gerek. Birkaç gün müşahede altında olacak. Peki, teşekkürler. İyi çalışmalar. Size de. Hakime Hanım, içeride ceketim kalmış izninizle. Tamam, ben aşağıda bekliyorum.
Asker ağlarca gelin içeride kalmış. Bir alıp çıkayım. Sağ ol kardeşim. Kusura bakmayın, bekletin biraz. Rica ederim. Ne düşünüyorsunuz Hakim Hanım? Anlamadım. Biliyorum izah etmesi mümkün değil. Ama hakikaten merak ediyorum. Sizce işkence var mı?